Yöresel lezzetlerimizle bir mutfağın şahaneyi daha bugün de başlatıyoruz. Bakalım programımıza ilk olarak güzel yurdumuzun hangi güzel tarifi gelecek? Evet Özlem Hanım, şimdi Talas yöremize ait Osmanlılardan kalma etli ayva dolması yapacağız. Bunun için malzemelerimiz, ayvalarımız, bir adet soğan, koyun kıymamız, çok az salça, tereyağı, pirincimiz, maydanoz, tuz ve biberimiz. Şimdi önce limonlu suya yıkadığım ayvaların içini oyarak da limonlu suyun içinde bekleteceğim. Daha sonra iç harcımı hazırlayacağım. Limonlu suya koymamdaki amaç ayvaların kararmaması için. Gördüğünüz gibi ayvalarımı oyuyorum. İç kısmını, varsa çürük yerlerini temizliyorum. İyi tanelerini de çekirdeklerini pembeleştirmesi için içine atacağım pişirirken. Biraz küçük olacak ayvalarımız. Gördüğünüz gibi içlerini temizledim ve oydum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve kapağını da kullanıyorum kapak olarak. Oymaya devam ediyoruz. Çok fazla bilinen bir lezzet değil ama Osmanlı zamanında yapıldığını biliyoruz. Ben çocukken bunu babaannem yapardı. Bu ayvalar sonbaharda toplanır. Güzelce, özellikle de pekmez zamanı, pekmez kaynatırken pekmezin içine atılır veya orada közlenir. Afiyetle yener. Ayva çekirdeklerinin güzel olanlarını, dolgun olanlarını seçiyorum. Bu hem dolmama kıvam verecek hem de pembe rengi elde etmiş olacağım. Bazı pişirenler hibiskus da koyuyorlar ama ben doğal olması açısından koymuyorum. Evet, bu bize yeterli. Kaynatırken içine koyacağım. Evet, son ayvamızı da keselim. Oyma işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi çekirdekleri alıyorum. Ayva çekirdekleri aynı zamanda bir bardağın içine koyduğumuz zaman jelleşiyor. Hanımlarımız bunu yüzlerine de sürdükleri zaman çok güzel cilt maskesi olur. Bir fincan yıkadığımız pirinci karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Küçük bir adet soğanımızı doğruyoruz. Şimdi soğanlarımızı da pirincimizin içine ilave ediyoruz. Biraz maydanoz koyacağım. Talas'ta Türk, Rum ve Ermeni kültürü yıllarca birlikte yaşamışlardır. Bu yemekler her üç kültürde de pişirilen yemekler. Biliyorsunuz Osmanlı'da karabiber ve kırmızı biberden başka çok fazla baharat kullanılmıyordu. Onun için yemeklerimizde de çok fazla baharatımız yok. Sadece karabiber ve kırmızı biber koyuyoruz. Salçayı çok az ilave ediyoruz. Çok azıcık bir salça koydum. Kırmızı biberimi, tuzumu ve karabiberimi koyuyorum. Ve özellikle de koyun kıyması. 250 gram koyun kıymamı da koyuyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerin birbirleriyle özleşmesi için güzelce yoğuruyorum. Daha sonra ayvalarımın içerisine bunları dolduracağım ve tenceremize yerleştireceğiz. Yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi malzemelerimizi ayvalarımızın içine dolduruyoruz. İçinde pirinç olduğu için şişecektir. Onun için normal, çok fazla sıkıştırmadan rahat bir şekilde dolduruyoruz. Ayvaları da yaparken kişi sayısına göre ayarlıyoruz. İşte misafirimiz kaç kişi ise, ne kadar yapacaksak ona göre. Biz genellikle kitabımızda 6 kişilik ölçüler verdik. Ayva dolması olduğu gibi ilçemizde elmanın da dolması yapılıyor. O yıllarda meyveler
bol olduğu için dışarıdan gelen farklı sebzeler yoktu. Hanımlar ne pişirecekler? Mutlaka yemeklerine bir takım yenilikler yapmak zorunda. Meyvanın ekşisi, etin ve pirincin lezzeti birlikte özdeşleşerek hafif mayhoşumsu bir tat almakta. Ayvalarımızı koyduk. Şimdi ben bu kenara da çekirdeklerini koyacağım. Biraz sıvı yağ ilave edeceğim. Suyunu vereceğim. Çok fazla olmamak kaydıyla yarıya kadar su koyuyorum. Önce suyu kaynayıncaya kadar normal ateşte. Ondan sonra da kısık ateşte. Evet, ocağın üzerine aldık. Şekerimi attım. 4 tane kesme şeker attım. Ve gördüğünüz gibi suyunu da ilave ediyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Ayva dolmalarımız kısık ateşte 45 dakikaya yakın pişti. Mis gibi kokular odaya yayıldı mutfağımıza. Bakın servise alıyorum. Bu benim bildiğim 100-125 yıllık bir gelenek. Suyundan da gezdireyim. Umarım tadını beğenirsiniz. İsterseniz şöyle arasını bir açayım. Sizin içinin şöyle bir servis yapayım. Bakın dumanı üstünde tütüyor, mis gibi içinde. Çok fazla baharatı yok. Bu nedenle hafif ayvanın mayhoşumsu tadı et ve pirinçle birleşti. Farklı bir aroma kazandı. Kendi yapmak isteyenler yapsınlar tarifimiz üzere. Yapmayanlar da bizim Talas'taki kooperatif merkezimize gelsinler. Biz orada ikram edelim. Birlikte yiyelim. Hem sohbet ederiz hem de burada Kayseri ve Talas'ın yemek lezzetlerini onlara tattıralım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ne kadar güzel oldu. Şimdiki lezzetimiz ise Muğla'dan gelecek. Çayın yanına harika bir kurabiye tarifi. Portakallı kurabiye yapılacak. Bakalım nasıl tarifi? Merhaba Özlem Hanım. Şimdi sırada Marmaris kurabiyemiz var. Kültür Evi'nden size Marmaris kurabiyesi yapacağım. Şimdi malzemelerimizi söylüyorum. Portakalımız bir tane, bir bardak şekerimiz, 3 tane yumurtamız, zeytinyağımız bir bardak, yoğurdumuz var bir bardak. Karbonatımız, kabartma tozumuz, vanilyamız ve aldığı kadar unumuz. Üzeri içinde susamımız var. Şimdi portakalımızı rendeliyorum. Portakalı rendeledik. Şimdi portakalımız ziyan olmasın, suyunu içine koyacağım. Eğer ki yoğurdumuz yoksa portakal suyuyla da gayet güzel oluyor. Portakalımızı sıkıyoruz içine. Şimdi 3 tane yumurtamızı koyuyoruz. Biraz karıştıralım. Şekerimiz bir bardak. Marmaris kurabiyesini her gün sabah yapıyoruz. Ama evlerinizde de olmazsa olmaz. Ha tabii ki yapamazsanız sizi kapurcağa bekliyoruz. Biz her gün sabah sıcak sıcak çıkartıyoruz. Şimdi zeytinyağımızı koyuyoruz. Yoğurdumuzu koyuyoruz. Karıştıralım biraz. Malzemelerimizin biraz erimesi gerekiyor. Biraz un ilave ediyorum. Vanilyasını, kabartma tozunu, karbonatını ekliyorum. Aldığı kadar un ekleyeceğim. Bu kulak memesi gibi olacak. Şimdi artık elimle yoğuracağım. Evet Özlem Hanım, şimdi elimle yoğurmaya başladım. Azar azar un ekliyorum. Ben bu kurabiyeyi annemden öğrendim. Olmazsa olmazımız. Şimdi yoğuruyoruz. Azar azar un ekliyoruz. Öğleden sonra çayla çok güzel oluyor. Mis gibi portakal kokuyor, zeytinyağı kokuyor. Evet Özlem Hanım, kurabiyemiz hazır. Hamuru yoğurduk. Şimdi yapıma geçeceğiz. Bu biraz yumuşak bir hamur olduğu için zeytinyağıya batırıyorum ellerimi. Cevizden biraz büyük. Yuvarlıyoruz şöyle. Şöyle yapıyoruz. Tepsimize koyuyoruz. Ellerimizi yağa
batırıyoruz, uzatıyoruz. Ondan sonra gül şeklini veriyoruz şöyle. Şimdi size örgümüzü yapacağım. O da şöyle, şöyle koyuyorum. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet Özlem Hanım, kurabiyelerimiz hazır. Fırın tepsisine koyduk. Şimdi yumurtasını süreceğiz ve yokova susamımızı ekeceğiz. Şimdi susamımızı döküyoruz. Evet Özlem Hanım, kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığımız fırına, 180 derecede fırına götürüyoruz. Ama ben sizi bekletmemek için önceden sizin için yaptım. Şöyle size göstereyim. Ben bunları şimdi tadacağım. Mis gibi portakal kokuyor. Ben tarifimi verdim. Herkes evinde yapsın, denesin. Şöyle elimle bölüyorum. Bıçakla da kesmiyorum. Bakın, mis gibi portakal kokuyor. Hepinize afiyet olsun. Müthiş bir kurabiye tarifi öğrendik. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Biz bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdi de Kayseri'ye gidiyoruz ve Kayseri'nin bazlaması yapılacak. Hep birlikte Kayseri'deyiz. Merhabalar Özlem Hanım. Bugün Kayseri'nin Erciyes'in eteklerinde. Sizler için ne yapsak diye düşünürken bazlama yapalım diye düşündük biz. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum size. 4 su bardağı unumuz var, 1 su bardağı sütümüz var, yarım çay bardağı yağ kullanacağız, 1 miktar tuz kullanacağız, 2 tane yumurtamız var, 1 yemek kaşığı da kuru maya kullanacağız. Kuru mayayla toz şekerimizi biraz köpürtene kadar tabii bekleyeceğiz. Şimdi yapılışına geçiyoruz, hamur yoğurmaya başlayabiliriz. Unumuzun içine yumurtalarımızı alıyoruz, 2 yumurtamızı kırıyoruz, 1 miktar tuz kullanıyoruz, yarım çay bardağı kadar yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı kadar sütümüzü kullanıyoruz. Mayamızı alıyoruz. Yani 1 tatlı kaşığı mayamızı alıyoruz. 2 tatlı kaşığı da şekerimizi ekliyoruz. Ve karma işlemine geçiyoruz. Özlem Hanım, eşsiz manzaramızda, eşsiz ekmeklerimizin kokusuyla beraber bazlamamızı yapmaya başladık. Şimdi karma işlemindeyiz. Yumurtayı ve bütün malzemeleri birbirine yedirdikten sonra suyumuzu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Hamurun püf noktalarından birisidir çok yoğurmak ve dinlendirmek. Bazlamanın aşamaları bunlar. Ben hamurumu yoğurdum dinlendirmek için. Kenara alıyorum. 10-15 dakika sonra açma işleminde devam edeceğiz. Merhabalar tekrardan Özlemciğim. Hamurumuzu dinlendirdim. Güzelce mayalandı, kabardı. Şimdi ben size bu olmuş halini göstermek istiyorum. Böyle küçücük hamurumuz kocaman oldu. Ben bunu şimdi bezeler haline getireceğim. Küçük bezeler haline getiriyorum. Böyle avuç içi büyüklüğünde. Eskiden ekmek almazlarmış bizim annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz. Kendi ellerinde, kendi emekleriyle, buğday unlarıyla mis gibi kokulu bazlamalar Tanrı'da yapılırdı o zaman. Annelerimizden gördüklerimizle devam ettiriyoruz inşallah. Biz de geleneklerimizi. Şimdi bezeleme işlemimiz tamamlanmak üzere. Eşit miktarlarda bezelerimizi tamamladık. Bu bezelerimiz de biraz mayalandıktan sonra pişirme işlemine geçeceğiz tekrardan. Evet Özlem Hanım, hamurlarımızı dinlendirdim. Bezelerini almıştım zaten. Dinlendirdim. Dikkat ettiyseniz eğer en önemli püf noktalarından birisi de hamurları her aşamada belli bir süreye de dinlendirmektir. Biz de dinlendirdik. Küçücük hamurlarımız kocaman kocaman oldular şu anda. Açma işlemine geçiyorum. Evet Özlem Hanım, bazlamalarımızı açtık. Hepsini eşit miktarlarda böyle o sacımızın üzerine pişirmek üzere gönderiyoruz. Özlem Hanım, normalde biz bazlamalarımızı 1 veya 2 saat boyunca dinlendiriyoruz, mayalıyoruz. Ama şu anda ben mayalamadan yaptım. Siz dilerseniz evde, yani dilerseniz değil, tavsiyemdir, şiddetle tavsiye ediyorum. Mayalı hamur ne kadar süre dinlenirse o kadar çok güzel kabarır. En önemli püf noktalarımızdan birisidir bu. Bazlamalarımız pişerler birazdan. Yaklaşık 10 dakika, 12-13 dakika kadar pişer. Evet Özlem Hanım, bazlamalarımı aynı şekilde eşit miktarlarda 10 dakika pişiriyorum. Arkada önüne eşit şekilde kızaracak şekillerde. Yavaş yavaş zaten kabarmaya başladılar. Bu mayalandığı zaman
2 saat dinlendirildiği zaman daha da çok kabarır. Daha güzel sonuç elde edersiniz. Bazlamalarımızı pişirdik biz. Servise hazır bekletelim, böyle kenara alalım. Bazlamalarımızın içine isteyen olursa eğer sarımsak sürülür Kayseri'de mesela. Sarımsak sürülür. Üzerine toz biber gezdirilir. Veya çemenle beraber birlikte yenilir. Ama biz Kayseri'de Erciyes eteklerinde olduğumuz için ve bir de övünmek gibi olmasın Kayseri'li olduğumuz için bir sucuk tercih ettik. İsterseniz sizler için bir tane hazırlayalım. Bazlamamızın içini de gösterelim sizlere şöyle. Duman üzerinde mis gibi sucuklarımızı içine yerleştirelim. Evet, tarifimizi verdik. Bazlamalarımızı yaptık. Evde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer ki yapamazsanız biz sizi buraya davet ediyoruz. Kayseri'nin, güzel Kayseri'mizin, güzel Erciyes'imizin manzarasında biz size sucuk ekmeklerinizi ikram ederiz. Başka bir lezzette görüşmek üzere Özlem Hanım. İyi yayınlar. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu gerçekten. Biz bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdiki lezzet Şanlıurfa'dan gelecek. Şanlıurfa'nın mercimekli köftesini yapıyoruz. Merhaba Özlem Hanım. Bugün size Şanlıurfa'nın yöresel yemeklerinden mercimekli köfte tarifini vereceğim. Çok güzel bir kış yemeğidir. Malzemelerimiz köftelik bulgur, marul, yeşillik, kuru soğan, pul biber, karabiber, salça, biraz da Urfa yağı. Çorbayla oluyor genelde. Bir bardak mercimekle de yapabiliriz. Akşamdan kalmış çorbamızla varsa onu da değerlendirebiliriz. Veya çorba yaptığımızda işte biraz mercimekli köfte için de ayırabiliriz. Çiğ köfte bulgurumuzu boşaltıyorum. Kuru soğanımızı doğruyoruz. Soğanımı ve yeşilliğimi doğrarken o sırada çorbam da tam kaynamış olacak. Ve inşallah bu güzel lezzeti de tadarsınız. Mahrum kalmayın. Küçükken annelerimiz, büyüklerimiz bu köfteyi çok yaparlardı. Halen de yapılıyor. Yarım soğan yeter. Bir kase kadar bulgurum var. O yüzden yarım soğan yeterli. Ufak ufak doğramaya çalışıyorum. Soğan hazır olacak. Soğan son aşamada giriyor Özlem Hanım. Şimdi bunları hazırlıyorum. Soğanım, yeşilliğim hazır olurken çorbam da ısınsın. Büyüklerimiz bu yemeği çok severlerdi. Evet, soğanımız hazır. Soğan kıyma işlemim bitti. Şimdi bu kıymış olduğum soğanlarımı tabağıma alıyorum. Ve maydanoz ve yeşil soğanı doğramaya başlayacağım. Soğanım hazır. Şimdi yeşil soğanımı çok ince kıymaya çalışıyorum. Biz Urfalı hanımlar olarak bu yeşil soğanı çok severiz. Çok ayrı bir tat, lezzet verir mercimekli köftede. Mercimekli köfte hepimizin çok sevdiği bir köfte çeşididir. Yeşil soğanımızı doğradık. Şimdi sıra maydanozda. Maydanozumu da ince ince doğruyorum. Dileyen normal çiğ köfte gibi, etli köfte veya yumurtalı köfte gibi tabakta da sunum olur. Sıkım halinde de olur. Maydanozumu da doğradım. Şu anda yeşilliğim, soğanım hazır ve köftemi yapmaya başlıyorum Özlem Hanım. Alıyorum tabağıma. Yeşilliğim de hazır. Şimdi leğenime koyduğum bulgurumu hazırlıyorum. Isıttığım çorbadan azar azar karıştıracağım. Şimdi bulguruma karıştırıyorum. Bulgur çorbayı biraz çekerken ben de o sırada yağımı da ocağa alıyorum. Çorbama azar azar ekleyeceğim. Doğramış olduğum kuru soğan harcımı da, sosumu da hazırlayacağım. Köfteyi yoğurmaya başladıktan sonra bulgur çorbayı çekerken ben de yağımı kızartıyorum. Evet, yağım kızardı Özlem Hanım. Şimdi doğramış olduğum soğanımı yağın içine koyuyorum ve pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Urfa yağı ve sıvı yağ karıştırdım. Çok lezzetli oluyor. Biz bu mercimekli köfteyi kermeslerde yapıyoruz genelde. Çocukların beslenmelerinde yapıp okula gönderiyoruz. Çocuklarımız okula giderken bunu çok severler.
İnşallah yaparsınız, tadını görürsünüz. Soğanlarımı iyice kavuruyorum. Sosumu hazırladıktan sonra köftemi yoğurmaya geçeceğim. Mercimekli köfte, sarma, dolma, kek ve başka ikramlık yiyeceklerle birlikte misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli. Evet, salçamı da koydum. Şimdi salçayla beraber de kavuruyorum. Domates, yerli domates salçası çok güzel, lezzetli oluyor. Şimdi kuru biberimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, rengi harika. Biz Urfalılar acıyı çok sevdiğimiz için biraz bol kullandım. Herkes kendi damak tadına göre ayarlayabilir. Siz isterseniz daha az biber kullanabilirsiniz. Hemen hemen köftelik kadar biber kullanılıyor. Çok iştah açıcı bir renk oldu. Biraz da karabiber ekliyorum tat versin diye. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı. Yine damak tadına göre ayarlanabilir. İsteyen bol koyabilir. Şimdi ocağın altını çok az açık bırakıyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Mercimek biraz fazla tuz istediği için tuzu biraz fazla yedirmem gerekiyor. Şimdi köftemi yoğurmaya başlıyorum. Bulgurum çorbayı tamamen çekmiş. Biraz daha mercimekli çorba ilave edeceğim. Bunun özelliği çorbayla oluyor. Yani bu kadar normal çorba gibi pişirmesen de olur. Biraz böyle mercimekler içinde diri de kalabilir. Özel köfte için yapıldığı zaman. Ama benim bu çorbam akşamdan kalan çorba olduğu için onu değerlendiriyorum. Bu şekilde olur. Ama özel köfte için yapılan çorba bu kadar pişirmeye gerek yok. Hafif biraz diri kalıyor. Mercimekli köfte rahatsız da etmez insanı. Çünkü sıcak çorba girdiği için bulgurumuz tamamen yumuşanıyor. Yumuşak bir hale geliyor. Yumuşak olduğu için de kimseyi rahatsız da etmiyor. Yumuşak olana kadar işte biraz böyle hafif biraz kıtır olacak. Evet, sosumu biraz karıştırıyorum. Az kaldı. Bu tam kıvama geldi. Kapattım altını ve şimdi biraz daha çorba veriyorum köfteme. Gerçekten çok güzel. Yapın ve görün. Yani 2 kase çorba yeterli. Mercimek köftesi için 2 kase çorba yeterli. Çorbayı bulgura yedire yedire yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi leğen birlikte kalkıyor. Büyüklerimiz derdi, Urfa'da diyorlar ki leğenle birlikte kalktığı zaman o köfte olmuştur. Kıvamına gelmiştir derler. Tam kıvamına geldi. Şimdi hazırladığım sosu köfteye ekliyorum Özlem Hanım. Mis gibi buram buram kokuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel. Biraz sıcak olduğu için elimi tam koyamıyorum içine. Hem karıştırıyorum hem de soğutuyorum bu arada. Evet, sosumu bir güzel bulgura yediriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, iştah açıcı bir renk oluştu. Şimdi doğramış olduğum maydanoz ve yeşil soğanımı da ekledikten sonra köftem sunuma hazır. Su yerine çorba kullanıyorum. Şimdi biraz çekti ya, sosumu da koydum. Biraz kuru olduğu için hafif biraz çorba, yine 2 kaşık çorba ekledim. Onunla da yoğuruyorum. Gerçekten çok lezzetli bir köfte. Doğradığım yeşillikleri de ilave ediyorum. Kırmızının içinde bir de yeşil. Bakın ne kadar güzel bir görüntü oldu. Hem göze hitap ediyor hem mideye Özlem Hanım. Şu şekilde leğenin içinde indirip yiyenler de var. Tabaklara şu şekilde böyle tabaklara koyup da sunabiliriz. Şu şekilde de sunabiliriz. Sıkım sıkım yapıp marulun içine de koyabiliriz. Bakın şöyle. Bu da ayrı bir sunum şekli. Evet Özlem Hanım, şimdi sizin yerinize biraz da tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş köftemiz. Gerçekten harika olmuş. Yiyenlere afiyet olsun. Yemeyenler buyurun Urfa'ya gelsinler. Şanlıurfa'nın en güzel lezzetlerinden mercimekli köftenin tadına baksınlar. Herkese sevgiler, saygılar. Hoşça kalın Özlem Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz bu güzel tarif için. Ellerinize sağlık. Şimdi Antakya'ya geçiyoruz ve Antakya'nın meşhur içli köftesi yapılacak. Merhabalar Özlem Hanım. Bugün Antakya'nın meşhur içli köftesini yapacağız. Antakya deyimiyle oruk diyoruz biz. Şimdi burada 3 kilo bulgurumuz var, kıymamız var, soğanımız var, biber salçamız, un, tuzumuz var, kimyon, karabiber. Bunları hamuru için kullanacağız. İçi içinde yine soğan kullanıyoruz. Ama öncelikle kıymayı biz bunu kavuracağız güzel gelen. Sonra soğanımızı kullanacağız. Onu da biraz kavuracağız. Cevizini katacağız. Baharatlarından yine kullanıp katacağız. En son maydanozunu kullanacağız. Önce bunu suyla ıslayalım biraz. Sonra biber salçamızı katıyoruz. Bulgurumuz çok olduğu için fazla kullanacağız biz bunu. Evet Özlem Hanım, 3 kilo bulgura şu an biber salçamızı da katmış bulunuyoruz. Soğanımızı kullanacağız. 2 tane karabiber kullanacağız. Hani göz ayarı biz kullanıyoruz, bir ölçümü yok bunun. Kimyonumuzu kullanıyoruz. Şöyle döküyorum onu da üstüne. Tuzumuzu kullanmıyoruz şimdi çünkü biber salçamız tuzlu olduğu için hani isteğe göre tuzsuz olabilir, tuzlu olabilir. Bazı tuzlu kullandığı için bir sonra tuz katacağız. Ununu da kullanalım. Evet Özlem Hanım, şimdi biz bütün harcını kullandık. Ununu da yeteri kadarıyla kullanıyoruz. Çünkü harcımızı tutması gerekiyor. Kendini kızartırken bırakmaması için unu yeteri kadar kullanmak gerekiyor. Şimdi de yoğuracağız bunu. Bunu bu şekilde güzel gelen yoğuruyoruz. Bunu biraz yoğurduktan sonra etini de katacağım ben. Antakyalıların meşhur yemeği oruktur. Hamurumuz kendini bırakmayacak şekilde bir kıvam alacak Özlem Hanım. Şimdi kendini bırakmayacak kıvama gelene kadar bunu yoğurmam gerekiyor benim. Şimdi bunu yoğurduk biz. Etini katacağız şimdi. Evet, 3 kilo bulgurumuza 1 kilo köftelik etimizi kattık. Çünkü hem lezzetli olması için hem de hamurunu tutması için etimizi de kattık Özlem Hanım. Şimdi bunu tekrar yoğurmaya devam ediyoruz. Yoğurmak önemlidir tabii. Bulgurumuzun pişmesi lazım. Onun için de güzelce yoğurmamız gerekiyor. Etimizle birlikte tutana kadar, kıvamına gelene kadar yoğuracağız bunu. Ardından oyma işlemine geçeceğiz. Tabii oyma işlemine geçmeden önce iç harcımızı hazırlayacağız biz bunun. Evet Özlem Hanım, şimdi eti iyice yiyene kadar ben bunu yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurmaya devam ediyoruz ama şimdi bu oldu. Olduğu için ben bu hamuru şimdi toparlayacağım. Yaklaşık 20-25 dakikadır yoğuruyorum ben bunu. Şimdi Özlem Hanım, benim bu hamuru toparlamam gerekiyor. Şimdi bu hamurumuz hazırdır. Bu işlemi tamamladık. Şimdi biz iç harcına geçeceğiz. Şimdi tenceremizi aldık. Burada da hamurumuz hazır şu anda. Kıymamı katıyorum. Şimdi kıymamız kavrulana kadar Özlem Hanım, ben soğanımı doğrayacağım. Bunu ince bir şekilde doğramamız gerekiyor. Tarif için 3 tane soğan kullanacağım ben. Evet Özlem Hanım, biz Antakyalılar bu oruğu sık sık yapıyoruz. Çünkü oruk bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Kıymamız da olmuş bu arada Özlem Hanım. Şimdi ben soğanımızı kullanıyorum Özlem Hanım. Evet Özlem Hanım, soğanlarımızı da ilave ettik. Şimdi soğanlarımızın da biraz kavrulması gerekiyor. Soğanlarımız kavrulana kadar ben şimdi cevizimi doğrayacağım. Evet Özlem Hanım, ben cevizimi doğradım şimdi. Hemen iç harcıma bakıyorum ben şimdi. Cevizimi sonra kullanacağım. Evet, soğanlarımız da güzelce pişmiş görünüyor. Ben şimdi baharatlarımı kullanacağım. Yeteri kadar tuz kullanıyorum. Pul biber kullanıyorum. Pul biberini hani isteğe göre, acı seven olur. Karabiber kullanıyorum. Baharatlarımı da kullandım. Şimdi cevizimi katıyorum Özlem Hanım.
Cevizimizi de kattık. Şöyle bir harmanlayalım ve pişirme işlemini tamamlayalım. Şimdi Özlem Hanım'ın iç harcımız pişmiş durumda. Bunun altını kapatalım. Biz maydanozumuzu doğrayalım. Maydanozlarımı yeteri kadar doğrayacağım yine ben. Yine tahta kullanmadan bir işlem yapıyorum burada. Bu gördüğünüz maydanoz yeterli sanırım. Tamam, doğramış oldum ben maydanozumu. Şimdi iç harcıma katacağım bu maydanozu. Maydanozlarımı da kattım. İç harcımız tamamlanmış oldu. Evet Özlem Hanım, şimdi iç harcımız hazır, hamurumuz hazır. Şimdi biz oyma işlemine geçeceğiz. Oyma işlemini yapalım. Oyma işlemini böyle bir ceviz büyüklüğünde hamur bezesi alıyoruz. Sonra elimizle bunu bu şekilde çevirerek oyma işlemini yapıyoruz. Suyu yanımıza aldık Özlem Hanım. Diyecekler ki o suy niye? O suy hamuru elimize yapışmasın diye kullanmamız gerekiyor. İç harcını şimdi oyduğum hamurun içine iç harcı kullanıyorum. Yani bolca kullanıyorum. Bunu çünkü özelliği içi ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Şuradan fazlasını kopartıyorum ben. Çünkü hamur olmasın diye. Elimin ortasında bunu çeviriyorum. Hani isteğe göre bazı büyük yapabiliyor. Ama ben küçük küçük yapıyorum. Böyle Özlem Hanım orumuzu tamamlıyoruz. Genelde bayramlarda yapılır. Özel günlerde, misafir çağırdığımızda, o günlerde biz oruk yaparız. Evet Özlem Hanım, şimdi ben bu işlemi bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra kızartma işlemine geçeceğim. Evet Özlem Hanım, şimdi içli köftelerimizi, Antakya deyimiyle oruklarımızı yaptık. Ben şimdi küçük tepsiye aldım orukları. Şimdi kızartmak için ısınmış yağımız hazır burada, zeytinyağımız. Çıkarmak için burada servis tabağımız da hazır. Şimdi ben bunları, oruklarımızı kızarması için kızgın yağa bırakıyorum. Bu oruklarımızı Özlem Hanım çevirerek pişirmemiz gerekiyor. Çünkü tek taraflı kaldığı zaman yanma, bir tarafı yanabilir, bir taraf pişmeyebilir. O yüzden sürekli çevirmemiz gerekiyor bunu. Özlem Hanım bunu kısık ateşte pişirirsek oruklarımız dağılır, açılır, patlarlar. Çok harlı ateşte de kızartırsak o zaman da içi pişmeyebilir. Biz de bu yüzden yani ortak yönünü buluyoruz. Oruklarımız kızarmış durumda şu an. Ben bunları servis tabağına çıkartıyorum. Güzel kızarmışlar. Şöyle bir bölelim. İşte gördüğünüz gibi Özlem Hanım bu şekilde içindeki iç harcımız, kıymamız çok güzel bir şekilde pişti. Çok güzel olmuş Özlem Hanım. Tarifini verdim Özlem Hanım. Herkes yapsın, denesin, yesin. Umarım beğenecekler onlar da. Mükemmel oldu. Ellerinize sağlık. Çok güzel görünüyor gerçekten. Biz bu tarifleri YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdi Urfa'ya gidiyoruz. Şanlıurfa'da Hatice Hanım bizim için kabak oturtma yapacak. Merhabalar Özlem Hanım. Şu anda Şanlıurfa'dayız. Bugün sizlere yaz yemeklerinden olan kabak oturtmasını sunacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet kabak, kıyma etimiz, sade yağımız, domates salçası, tuzumuz ve karabiberimiz. Kızartmak için kızartma yağımız var. Hemen başlayalım. İlk önce etimizi bir tavaya alıyoruz. Ocağımızı hemen yakıyoruz. Bu arada boğulurken biz kabağımızı doğrayacağız. Şöyle yuvarlak yuvarlak doğradıktan sonra kızartma işlemine geçeceğiz. Etimizi kavuracağız. Hafif bir suyunu salacak etimiz. Kabakları doğradıktan sonra hemen kabımızı alıyoruz ve kızartmaya geçeceğiz. Bu arada ben çok az etin hafif bir kokusunu alsın diye koyun eti, çok az bir soğan, çok az şu kadar bir şey içine doğramak istiyorum.
Bu çok lezzetli bir yemek oluyor. Yine soğanları çok ufak, belli belirsiz doğruyoruz. Şu kadarcık yeterli. Evet, şu anda etimiz suyunu çekti. Rengi de değişti. Hemen sade yağımızı yarım kaşık kadar atıyoruz. Hafif bir karıştırdıktan sonra hemen çok az doğradım, tat vermesi için doğradığım soğanı da ilave ediyorum. 1-3 dakika kadar kaldıktan sonra altını kapatırken içine çok az bir karabiber, çok az da bir tuz ilavesiyle altını kapatacağım. Evet, şu anda 3 dakikamız geçti. 1 silme çay kaşığı kadar karabiber, 1 silme çay kaşığı tuzumuzu ilave ettikten sonra karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz. Evet, etimizi ocaktan indirir indirmez hemen kızartma yağımızı ocağın üzerine indiriyoruz. Yağımız ısındıktan sonra hemen içine kabaklarımızı atacağız, kızartacağız. Evet, yağımız ısındı. Hemen kabaklarımızı atıyoruz ve kızartmaya başlıyoruz. Evet, kabaklarımızın şu anda kızarmasını bekliyoruz. Kabaklarımız kızardıktan sonra burada pişirdiğimiz etimizi ve kabakların ikisini birleştireceğiz. Yemeğin lezzeti tam olarak ortaya çıkacak. Evet, şu anda etimiz hazır konumda. Kabaklarımız da pişti. Hepsini şu anda birleştirmesini yapacağım. Çok lezzetli, harika bir yemek yine. Bir kaşık salçamızı alıyoruz. Birazcık su ilave edeceğiz. Sosunu yapacağız. Şu anda sosunu yapacağız. Karabiberini ilave ettik. Karabiberini ilave ettikten sonra bir kaşık kadar, tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğiz. Hemen karıştıracağız. Hafif koyu böyle ketçap tarzında bir sos olacak. Ketçaptan biraz daha gevşek. Bunu da yaptıktan sonra hemen tavamıza alacağız. İkisini birleştireceğiz. Sosunu üzerine döküp hemen ocağın üzerine vereceğiz. Hemen tavamızı alıyoruz. Kızarmış olan kabaklarımızı tek sıra halinde diziyoruz. Yine eşsiz bir lezzet. Şanlıurfa mutfağında kızartma çok olur. Haşlama yemeklerimiz de çok olur ama bunlar gerçekten eşsiz lezzetler. Denemenizi istiyorum. Kabaklarımızı da yerleştirdikten sonra hemen üzerine etimizi ilave ediyoruz. Etimizi de koyduktan sonra tabii bol etli, sade yağlı, eşsiz bir lezzeti var. Sosumuzu üzerine gezdireceğiz. Sosumuzu üzerine gezdirdikten sonra hemen ocağa alıyoruz. Ve pişmesini bekleyeceğiz. Sonra yiyeceğiz beraber. Üzerine bir kapak örtüyoruz. Pişmesini bekleyeceğiz. 15 dakika, 20 dakika pişme süresi var. Evet, şu anda yaklaşık 20 dakikamız geçti. Ve yemeğimiz hazır bir vaziyette. Hemen servis için sunuma geçiyorum. Ve yanında yine pirinç pilavı vereceğiz. Şu anda yemeğimiz hazır. Tarifini verdik. Yapması bizden, yemesi de sizden. İnşallah sizler de yapabilirsiniz. Yine bekleriz. Birbirinden güzel lezzetlerle bugün de Mutfağım Şahane'yi sonlandırıyoruz. Bütün bu tarifleri yapmak isterseniz, tekrar izlemek isterseniz YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç diyoruz ve şimdilik sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.